Manguç Akademi'den herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Biz çok iyiyiz çünkü ikinci dönemin birinci yazıları start verildi. Bugün sizlerle yazılı kampını tamamlıyoruz. Hemen şöyle programımı hatırlatmak istiyorum. Bugün 26 Mart artık din kültürüyle sezonu kapatıyoruz. Ama eğer matematiği, Türk Dili Edebiyatı'nı ya da kimya, coğrafya, fizik, tarih, biyoloji ve İngilizce bakmadıysan sınavdan önce mutlaka onlara da bakmanı tavsiye ediyorum. Çünkü oradan yakalayacağın birkaç işte yazılı notu olabilir, bir soru gelebilir aynı şekilde sınavda ve sana puan kazandırır. Evet, programımı hatırlattıktan sonra ne yapıyorum? Hiç vakit kaybetmeden yazılığımıza başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu ünitede sizlerle bol bol İslam nedir, ibadet nedir, ibadet çeşitleri nelerdir, bunları konuşmuştuk. Burada da ne yapacağız? Tekrarlarımızı yapacağız. Bilmemiz gereken kavramlar var. Bunları bir konuşalım. Şimdi arkadaşlar, İslam'da ibadet ve kapsamını konuştuk. İbadet ne demek? İtaat, boyun eğmek anlamlarına geliyordu. İnsanın yaratılış amacıydı. Çünkü Zariyat Suresi 56. ayette Allah insanı ve cinleri, yani ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Kulluk etmekten kastı da ibadet, onu tanımak ve ona itaat etmektir. İbadet dediğimizde daha çok dar anlamda aklımıza gelen namaz, oruç, zekat, hac ibadetleri. Bu ibadetler Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak emredilen ibadetlerdir. Bunların belli bir zamanı ve uygulama şekilleri vardır. Ancak kapsamı, yani ibadetin kapsamı bunlarla sınırlı değildir. Aslında Allah'ın rızasına uygun olan her türlü eylem, yani salih amel, ibadet kapsamına giriyor. Geniş anlamda ibadet dediğimizde ise Allah rızası için yapılan tüm ibadetler, yani tüm iyilikler, hayırlı işler ibadete girer. Selamlaşmak, çevreyi temiz tutmak, korumak, hayvanları korumak, beslemek, insanlara iyiliği ve güzelliği, doğruluğu tavsiye etmek ya da dostlarımızla iyi geçinmek, yol göstermek, değil mi? Bunların hepsi neye giriyor? Salih amele giriyor. Bunlar ibadet değeri taşıyor. Geçelim şimdi abid, mabut ve mabet kavramlarına. Abid, yani biz insanlar, kulluk eden, ibadet eden, itaat edenler. Mabut ise arkadaşlar, şöyle şapkalı yapalım. İbadet edilmeye layık olan tek varlık yüce Allah için kullanılır. Mabet ise ibadet edilen yer. Bunların hepsi ibadet kökünden türemiştir arkadaşlar. Abid, mabut ve mabet. Bunları lütfen dikkatli bir şekilde çalışalım. Hatta şöyle yıldızlayalım çünkü önemli, değil mi? Sınavda gelebilir. İslam'da ibadetin amacı ve önemi, yani neden ibadet ederiz, neden ibadet etmemiz gerekir, bunları konuşalım. Şimdi iman eden bir kişi iman ettikten sonra imanını dışa vurması, yani davranışlarını da göstermesi beklenir. Yani iman ibadeti gerektirir. İbadetler imanla kuvvetlenir. Yani iman ibadet de kuvvetlenir. Evet, daha doğru oldu şimdi. İbadetler imanı kuvvetlendirir. İbadet her şeyden önce Allah'ın emri olduğu için yapılır. İnanan insanı Allah'a yaklaştırır, iyiliklere sevk eder, kötülüklerden uzaklaştırır. Örneğin namaz ayet var Kur'an-ı Kerim'de ve Allah şöyle buyuruyor. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Muhakkak ki namaz insanı kötülükten ve çirkinliklerden alıkoyar diyor. Demek ki bu ibadetler insanı iyi ve güzel davranmaya, kötülüklerden uzak durmaya sevk ediyor. İslam'da ibadet yükümlülüğü, yani kimler ibadetle sorumlu? İbadetle yükümlü olan kişilere, akıllı ergenlik çağına giren kişilere mükellef, yani yükümlü deniliyor. 3 şartı var mükellef olmanın. Akıl bali olması, yani ergenliğe girmek. Özgür olmak, yani seçimde bulunabilmek, tercihte bulunabilmesi gerekiyor kişinin. Kudret de güç yetirebilmek demektir. Bu 3 şart gerekiyor. Mesela akıl yoksa o zaman ibadetle yükümlü olmuyor. Mesela zihinsel engelliler ya da Alzheimer işte gibi hastalıklarda, bunama gibi hastalık durumlarında sorumluluk kalkıyor. Ya da irade yoksa, diyelim ki zengin ama malına ipotek konulmuş ya da malını harcama yetkisi yok. Akıllı zenginlik de var, yani malı daha doğrusu zekat ibadeti yerine getirebilecek gücü var ama iradesi yoksa o zaman zekat da farz kılınmıyor, o kişiden sorumluluk kalkıyor. Ya da diyelim ki esir cuma namazına gidemiyor, o zaman irade olmadığı için, yani özgürlük olmadığı için
cuma namazının farzlığı kalkıyor. O kişiden sorumluluk kalkıyor gibi gibi. Yani bu üçünün mutlaka olması gerekiyor arkadaşlar. Mükellefin fiilleri var. Mükellefin fiillerine efali mükellefin deniliyor. Bunlar nelerdir? Yapması gerekenler farz, farz-ı ayn, farz-ı kifaye olarak ayrılıyor. Bir de vacip var. Farz Allah'ın kesin olarak yapılması emredilen davranışlardır, iş ve davranışlardır. Beş vakit namaz, Ramazan orucu işte bunlar farzdır arkadaşlar. Farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olarak ikiye ayrılıyor. Farz-ı ayn her Müslümanın bizzat kendisinin yerine getirmesi gereken farzlar. Mesela cuma namazı. Yani bir bin kişi de eğer o hafta cuma namazına gitse, siz gitmeseniz, yani size farz olduğu halde siz gitmezseniz o zaman sizin üzerinizden kalkmaz. Yani tamam 1000 kişi kıldı senin gitmene gerek yok denemez. Ya da tamam işte 100.000 kişi bugün öğle namazını kıldı sen kılmasan da olur diye bir şey yok. Sorumluluk kalkmıyor. Farz-ı kifayi ise bir grup Müslümanın yerine getirmesiyle diğerlerinden kalkan sorumluluklara deniliyor. Farz-ı kifayi bunlara deniliyor. Mesela cenaze namazı. Not alalım aklımızda kalsın. Diyelim ki o mahallede oturan 15 kişi, 10 kişi o Müslümanın cenaze namazını kıldı ve sizden de sorumluluk kalkıyor. Ama eğer farz-ı kifaye bir ibadeti kimse yerine getirmezse Allah o bölgedeki herkesi sorumlu tutuyor. Vacip, dinen yapılması farz kadar kesin ve açık bir dille emredilmediği halde yapılması gerekli olan demektir. Hanefi mezhebine ait bir kavramdır. Mesela kurban diyelim ya da vitir namazı. Bunlar vacip ibadetlerdir arkadaşlar. Bir de işte fıtır sadakası, şöyle fitre diyelim. Bunlar neydi? Vacip yapılması gerekliydi. Bunların terkinde günah sayılıyor. Yani terki günahkar yapıyor kişi. Bu arada farzla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Farzı yerine getirmeyen kişi günahkar olur. Farzı inkar eden kişi dinden çıkar. Böyle bir detay var. Evet, gelelim şimdi diğer efali mükellefine. Sünnet, Peygamber Efendimizin yapıp yaptığı ve bizlere de tavsiye ettiği davranışlardır. Farz ve vacibin dışında kalanlara sünnet deniliyor. Müekkede ve gayri müekked sünnet olarak ikiye ayrılıyor. Sünnet-i müekkede Peygamber Efendimizin sürekli olarak yaptığı, çok az, nadir terk ettiği sünnetlerdir. Sünnet-i gayri müekkede ise Peygamber Efendimizin bazen yapıp bazen terk ettiği ibadetlerdir. Buna ikindi ve yatsının ilk sünneti örnek olarak verilebiliyor. Mendup yapılması hoş görülen, sevilen anlamına geliyor. Mübah da yapıp yapmamak da serbest bırakılan fiiller için deniliyor. Müstehap da yine sevilen, hoş görülen ibadetler için kullanılıyor. Mesela işte nafile namaz kılmak, nafile oruç tutmak. Bunlar müstehap namazlar. Yani şöyle diyelim ki teheccüde kalktınız. Bu müstehap bir ibadet oluyor. Haram, Allah'ın kesin olarak yapılmasını yasakladığı iş ve eylemlerdir, fiillerdir. Haram doğrudan veya dolaylı olarak ikiye ayrılır. Doğrudan haram, Allah'ın en başta kendisindeki bir zarar sebebiyle baştan haram kıldığıdır. İşte mesela işte birinin canına kıymak, öldürmek, işte faiz yemek gibi şeyler. Mesela dolaylı haram nedir? Aslında normal zamanda serbest olan ancak zamanı veya yeri yanlışsa yasaklanan haram. Mesela bayramda oruç tutmak. Normalde oruç tutmak helaldir değil mi? Ancak Ramazan bayramının birinci günü ve Kurban bayramının dört günü oruç tutmak dolaylı haramdır. Ya da cuma namazı esnasında alışveriş yapmak, başkasının evlenme teklifinde bulunduğu kişiye evlilik teklifi etmek gibi bu davranışlara dolaylı haram deniliyor. Mekruh ise yapılması çirkin görülen, kerih görülen, dinen yapılması çirkin görülen iş ve davranışlardır. Haram gibi kesin bir delile dayanmayan ancak yapılmaması istenendir. Tahrimen ve tenzihen olmak üzere ikiye ayrılır. Tahrimen, tenzihen, mekruh arkadaşlar Peygamber Efendimizin ve Allah'ın bağlayıcı bir şekilde yasaklamadığı ancak yine de yapılmaması istenen davranışlardır. Mesela camiye giderken soğan sarımsak yemek tenzihen mekruhtur. Normalde soğan sarımsak helaldir değil mi? Ancak bunlar kokulu yiyeceklerdir. Yani başkalarını da rahatsız edebilir. Toplu ortamlara girildiği zaman camiye işte gittiğimizde kokusundan başkaları rahatsız olacağı için onlara kul hakkına gireceğimizden dolayı tenzihen mekruha giriyor. Tahrimen mekruh ise arkadaşlar harama yakın mekruh demektir. Allah ve Peygamber Efendimiz tarafından yapılması hoş görülmeyen davranışlardır. Mesela Ramazan bayramının birinci günü ve Kurban bayramının dört günü boyunca oruç tutmak tahrimen mekruhtur.
Gelelim İslam'da ibadetlerde temel ilkelere. Yani ibadetlerin geçerli olabilmesi için uyulması gereken bazı ilkeler vardır. Bunlara değineceğiz. Şimdi ibadetlerin öncelikle Kur'an ve sünnete uygun yapılması gerekiyor. Yani Kur'an'da belirtildiği ve sünnette belirtildiği şekilde olması gerekiyor. İnsanların kendi kafalarına göre ben namazı böyle kılacağım, ben haccı böyle yapacağım deme yetkisi yoktur. Peygamber Efendimiz hadislerinde ve sünnetlerinde ibadetlerin nasıl işleneceğini bizlere göstermiştir. Bunların dışında, hadis ve sünnet dışında sünnete ve hadise ya da ayetlere uymayan bir ibadet şekli kabul edilemez. Bunlara bidat deniliyor arkadaşlar. Sonradan ortaya atılan batıl demek. İbadetleri yerine getirirken niyet edilmesi gerekiyor. Niyet etmeden, yani o davranışa ibadet anlamı vermeden, değeri vermeden o davranışın Allah katına bir değeri yoktur. Mesela namaz kılacağız. Namazın farzlarından biri de nedir? Niyet etmek. Hangi namazı kıldığını niyet etmeden namaza başlarsan bir farzı eksik yerine getirmiş oluyorsun ve namaz geçerli olmuyor. Bunun gibi. İhlas, samimiyet demektir arkadaşlar. Bakın bunlar 1 ve 2, 3 bunlar önemli. Yani ibadeti yerine getirirken içten ve samimi olmak gerekiyor. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek gerekiyor. Başkaları desin diye ihlasın tersi, zıttı, riyadır. Şöyle yazalım. Zıttı riyadır. İnsanlar desin diye ya da gösteriş amaçlı yapılan ibadetlerin Allah katında hiçbir değeri yoktur. İslam'da ibadet ahlak ilişkisi, yani ibadetlerin insan davranışları ahlak üzerindeki etkisi, insana sorumluluk bilinci kazandırır, insanın manevi açıdan arınmasına, ruhunun ve ahlakının güzelleşmesine yardımcı olur, toplumun kaynaşmasına katkı sağlar. İşte diyelim ki namazda toplu kılmak, cemaatle kılmak ya da işte oruç ibadetiyle ya da hac ibadetiyle ya da zekat ibadetiyle toplum kaynaşır. İnsan Allah'a olan bağlılığını neyle gösterir? Tabii ki davranışlarıyla, ibadetleriyle gösterir. Kur'an'dan mesajlar bölümüne gelelim şimdi. Burada Bakara suresinin 177. ayetini işledik. Burada neyden bahsediyor Allah-u Teala? Bir kavramından bahsediyor. Bir kavramı iman ve ibadette başta olmak üzere her türlü iyilik, İhsan, itaat ve doğruluk anlamına geliyor. Asıl iyiliğin insanın yüzünü doğuya ya da batıya çevirmesinin olmadığını, şekilcilikle bir alakası olmadığını, gerçek iyiliğin içten ve samimi bir şekilde yapıldığını gösteriyor. Bu ayetin iniş sebebi var. Onu da hemen aktarayım. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicretinden sonra 2 yıl boyunca namazlarını Mescid-i Aksa'ya yönelerek kılmıştı. Çünkü Allah'ın emri bu şekildeydi arkadaşlar. Bundaki temel amaç ise orada yaşayan Yahudilere dini kaynağının tek olduğunu ve Musa Aleyhisselam'ı da gönderen Rabbin bir olduğunu ifade etmekte. Ancak Yahudiler bu durumu kendilerinin işlerine geldiği gibi kullandılar. Ve dediler ki, aa bak görüyor musun, Hazreti Muhammed'e kıbleyi biz öğrettik. Yani o bizim, Mescid-i Aksa biliyorsunuz Yahudiler için çok önemlidir. O bizim kıblemize, bizim merkezimize dönerek kılıyor. Sonra da vahiy geliyor arkadaşlar. Gelen vahiyle Müslümanlar artık namaz kılarken Mescid-i Haram'a, yani Kabe'ye doğru kılıyorlar. Ve İslam karşıtı, yani doğudan batı. Ya tam da böyle tam zıttı bir yere dönüyorlar ve İslam karşıtı grupların ortalığı karıştırmak istemeleri üzerine bu ayet iniyor ve İslam'ın insanın özüne baktığını ifade ediyor bu ayette birlikte. Ayetin anlamını zaten okuduğunuzda da konuyu daha iyi bir şekilde netleştirebilirsiniz. Dördüncü ünitemizde de arkadaşlar değer nedir? Değerlerin kaynağı nedir? Ve değerlerin oluşumunda dinin etkisini konuşacağız. Değer bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel alanlardaki maddi ve manevi ögelerin tümüne deniliyor. İkiye ayrılıyor. Maddi değerler binalar, giysiler, araç ve gereçlerdir. Manevi değerlerimiz ise geleneklerimiz, örfümüz, adetlerimiz, inançlarımız, duygu ve düşüncelerimiz ve davranışlarımızdır. Değerlerin oluşumunda dinin etkisi nedir? Bunu konuşalım. Önce ahlakı, yani ahlakla değer ilişkisini anlatalım. Ahlak ne demek? Hulk kökünden gelir. Huy, mizaç, karakter ve tabiat anlamına gelir. İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırmaya yol açan manevi niteliklerine deniliyor. Din de adet, yol anlamına geliyor. Akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi emirler bütününe deniliyor. Din insanın dürüst olmasını ister. Çalma, çırpma, kimsenin malına el uzatma ve sorumluluklarını yerine getir. Allah'a, peygamberine, yaşadığın topluma karşı sorumlulukların var. Adil ol, kimsenin hakkına girme gibi ahlaki öğütleriyle insanın
olgunlaşmasını, ahlakının en güzel hale gelmesini ister ve iyiliğe yöneltir. Değerlerin oluşumunda örf ve adetlerin de etkisi olmuştur tabii ki. Örf ne demek? Bir toplumda uygulana gelen, nesilden nesile aktarım yoluyla devredilen değer ve davranışlara deniliyor. Adet ise önceki nesilden gördüğü şekliyle tekrarlanan toplumsal alışkanlıklara deniliyor. Sünnet ve evlilik merasimleri. Yeni doğan çocuğa isim koyma, anne ve babaya saygılı olmak, selamlaşmak, akrabayı ziyaret etmek ve vatanı korumak bunlar örflerimizde, adetlerimizde yer alıyor. Aynı zamanda bu saydığım örnekler arkadaşlar dinin etkisiyle de oluşan örf ve adetlerdir. Şimdi gelelim yazılı notlarımıza. Bunu hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz bu ikinci dönem içinde var olan bir yazılı notlarımız, bir de birinci dönem için vardı. Bu yazılı notlarından birçok arkadaşımız çok yani şu an ben öğrencilerin elinde görüyorum bazen böyle. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü sınavlar yaklaştı. Hem evde çalışıyor ama koca koca kitapları yanında taşımaktansa çantasına bunu atıp çıkıyor ve hemen anlattığımız konularla ilgili buradan kısa kısa notlarla, akılda kalıcı şemalarla bakın çok hoş. Bunlar insanın resim hafızasıyla aklında kalabilecek küçük haritalar. Çok da güzel oluyor şemalar. Bunlarla birlikte görsel içerikler de çok zengin. Bu yazılı notlarını mutlaka edinin. Sınavdan önce bir göz atmayı unutmayın. Gelelim şimdi arkadaşlar yazılıda çıkabilecek sorulara ve kavramlara. Burayı çok ama çok dikkat edin. Çünkü %100 buradaki kavramlardan gelecek diyorum. Yani burada kaç tane kavram var? 2, 4, 6, 8, 10 tane var. En az 8 tanesi gelecek diyorum. O kadar net eminim. Hadi gelin birlikte başlayalım. İslam'da akıllı ve ergenlik çağına giren kişiye sorumluluk sahibi olduğu için verilen isim. Ne deniyordu bu kişiye? Mükellef deniliyor değil mi? Yani yükümlü. İtaat, ibadet eden insan abid olacak. Evet. Fıtır sadakasının hükmü ne demiştik arkadaşlar? Fıtır sadakasının hükmü vacip olacak. Allah'ın kesin olarak yasakladığı söz ve fiil kesin olarak diyorsa haramdır. Değil mi? Evet. F haram olacak. Samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak. Evet. İhlas olacak. Her Müslümanın bizzat yerine getirmesi gereken farzlar. Farzı ayn. Yani bizzat kendisinin yerine getirmesi gereken. Haram olmadığı halde hoş görülmeyen, istenmeyen fiiller. Bu ne olabilir? Tabii ki mekruh olacak arkadaşlar. Evet. B seçeneğinde gördüm mekruhu. Yol, adet, gidişat, huy gibi anlamlara gelir. Sünnet olacak. Peygamber Efendimizin huyu, peygamberimizin yolu gibi düşünebilirsiniz. Güzel koku sürmek, nafile namaz kılmanın hükmü nedir bunlar arkadaşlar? Müstehap değil mi? Yani güzel, hoş görülen şey demek. Evet, bu da i harfi olacak. Devam edelim. Boşluk doldurma yine öğretmenlerin çok sevdiği soru tipi arkadaşlar. %100 yazılıda bu kavramlardan soru gelecek diyorum. Çok ama çok dikkat ediyoruz. Evet, kavramlarımız. Burada uygun boşluklara yerleştirelim. İslam dininde ibadet yalnızca nokta nokta A yapılır. Kime yapılır? Tabii ki sadece Allah'a ibadet edilir arkadaşlar. Allah katında nokta nokta olmadan amellerin kıymeti yoktur. Ne olmadan arkadaşlar? Allah katında iman olmadan. Yani iman etmeyen bir insanın kalkıp da işte namaz kılıyormuş gibi yapması ya da oruç tutuyormuş gibi kendini saatlerce aç bırakması hiçbir anlam ifade etmez. İman olması gerekiyor ki ibadet denilebilsin ona. Nokta nokta örneği ikindi namazının sünneti ile yatsı namazının ilk sünnetidir. Neydi bu arkadaşlar? Hatırlarsanız söylemiştim. Sünneti gayri müekkede. Evet, şöyle küçük yazalım, biraz sığsın. Gayri müekket diyelim. Müekket. Yeterli olur. Allah rızası için yapılan her türlü davranışa, Allah rızası için her türlü davranışa salih amel deniliyor. Evet, salih amel. Gelelim şimdi diğerlerine. Nokta nokta, cenaze namazının hükmü nokta noktadır. Neydi arkadaşlar cenaze namazının hükmü? Farz-ı kifaye değil mi? Yani bir grup Müslümanın yerine getirmesiyle diğerlerinden kalkan sorumluluklar. Nokta nokta ve sadaka gibi ibadetler fedakarlık duygularını geliştirir. Neydi? Yardımlaşmayı sağlayan zekat ve sadaka gibi ibadetler. Mükellefin yapmakta serbest olduğu. Yani yapabilirsin de yapmayabilirsin de herhangi bir günahı yok bunun. Yani mübah deniliyor arkadaşlar. Mübah helal ve caiz kavramlarıyla da ifade ediliyor. Bunu unutmayalım. İslam dininin temel kaynakları neydi? İki tane var. Birincisi tabii ki Kur'an-ı Kerim. Diğeri de
sünnettir. Peygamberimizin sünnetidir. Nokta nokta örneği olarak öğle namazının ilk sünneti verilebilir. Bu da Peygamber Efendimizin sürekli olarak yerine getirdiği bir sünnetti. Çok nadir terk etmiştir. Sünneti müekkede deniliyor. Evet, bunu tam yazalım sağabilir çünkü. Sünneti müekkede. Evet. Bu örnekleri kavramlarla eşleştirmeniz çok iyi olacak arkadaşlar. O zaman nasıl sınavda gelince karşılaştığınızda korkmazsınız. Namaz, oruç, zekat gibi ibadetler Kur'an'da kesin olarak emredilmiştir. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki doğru arkadaşlar. Çünkü bunlar farz ibadetlerdir. Doğru diyoruz. Dünyadaki isteklerimizin gerçekleşmesi için ibadet ederiz. Yanlış arkadaşlar. Hem dünyamız hem de ahiret için ibadet ederiz. Daha doğrusu Allah rızası için ibadet ederiz, değil mi? Yani isteklerimiz gerçekleşsin diye değil. Selam vermek, umre yapmak sünnettir. Evet, doğru. Gösterişten uzak olmak, yani riyadan uzak olmak dediğine göre o zaman evet arkadaşlar doğru olacak. Çünkü burada ne diyor? Yani ihlaslı olmak gerekiyor. Şöyle parantez içine ihlas diyelim ki kafalar karışmasın. Rüya, keşif ve ilham herkesi bağlayıcı bir bilgi kaynağıdır. Yanlış arkadaşlar. İbadet eden bireylerde sorumluluk duygusu ve öz denetim mekanizması gelişir. Evet, kendi kendini kontrol edebilir ibadetlerini yerine vaktinde getirirse. İslam'a göre ibadet kavramı vakti ve şekli belirli olan ibadetlerle sınırlıdır. Yanlış. Sınırsızdır arkadaşlar. İstediğiniz zamanda mesela dua edebilirsiniz. Dua da bir ibadettir. İstediğiniz zaman gülümseyebilirsiniz. Sadakadır, değil mi? Gülümsemek. Ya da işte istediğiniz zaman bir yoksula yardım edebilirsiniz. Bunun bir sınırı yoktur. Vakit sınırı yoktur. Bazı ibadetler insana zamanı planlı kullanmayı öğretir. Örneğin namaz. Evet, değil mi? Yani vakti içinde kılınması gerekiyorsa bu bana zamanı kullanmayı öğretir. İman edenlerin ahlaklı olma zorunlulukları yoktur. Yanlış arkadaşlar, böyle bir şey söz konusu değil. İman da, yani ahirette ilk sorulacak olan şey güzel ahlak, değil mi? Şöyle yoktur dedik, yanlış deyip bir de kalkıp doğru çizmişiz. Kıbleye dönmeden yapılan dualar geçersizdir. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Ne demiştik? Asıl iyilik Allah'a içten bir şekilde ibadet etmek. Yani kıbleye dönmek gibi bir şartı yoktur. O yüzden geçersizdir demiyoruz. Gelelim şimdi çoktan seçmeli sorularımıza. Farz-ı kifaye bazı Müslümanların yapmasıyla diğerlerinin üzerinden sorumluluğun kaldırıldığı fiillerdir. Buna göre cenaze namazı kılmak, evet farz-ı kifayedir. Kur'an-ı Kerim ezberlemek farz-ı kifayedir. Bayram namazı kılmak vaciptir. İbadetlerinden hangileri farz-ı kifayedir? Arkadaşlar, bayram namazı kılmanın hükmü vaciptir. O yüzden farz-ı kifaye olmuyor. 1 ve 2 ne olacak? Farz-ı kifaye olacak. A'yı eliyorum. Evet, B seçeneğinde 1 ve 2 gördüm. Cevabımız bursa olacak. Aşağıdakilerden hangisinde ibadetlerin temel ilkeleri birlikte verilmişti? Nelerdi? İhlas, niyet ve Kur'an sünnete uygunluk. Yani ibadetleri Kur'an ve sünnete uygun yapmalıyız. Niyet etmeliyiz. İçten bir şekilde yerine getirmeliyiz. Zaten saydığım hepsi A seçeneğinde görüyorum. Cevabımız A seçeneği olacak. Kişinin ibadetle mükellef olması ibadete güç yetirebilmesine bağlıdır. İslam hiç kimseyi gücünün yetmediği ibadetlerle sorumlu tutmamıştır. İslam'a göre akıl ve irade ibadetle mükellef olmanın şartlarıdır. Kişinin akletme ve irade kabiliyetinin bulunmadığı uyku, baygınlık, delilik gibi durumlarda ibadet mükellefiyeti yoktur. Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Herkes ibadeti yerine getirme konusunda mükelleftir. Hayır, herkes değil. B. İslam insanı gücünün yettiği ibadetlerden sorumlu tutmuştur. Evet, ulaşılabilir. Akıl ve irade ibadetlerden sorumlu olmanın şartlarıdır. Burada evet, zaten akıl ve irade dedi. Doğru. Akıl sağlığı yerinde olmayanlar ibadetlerden sorumlu değildir. Burada bakın delilik dedi. Sorumlu değil dedi. Evet, ulaşılır. Baygınlık durumunda ibadet sorumluluğu yoktur. Burada da zaten sorumlu mükellefiyet yoktur dedi. Ancak herkes değil. Yani güç yetirebilmeye bağlıdır dedi. Gücü yetiyorsa sorumludur. O yüzden ulaşılamaz A seçeneği olacak. Hazreti Muhammed'in sünnetinde bulunmayan herhangi bir davranışın ibadet olarak uygulanmasına bid'at denir. Aşağıdakilerden hangisi bid'attır? Abdest almak bid'at değildir arkadaşlar. Hacca gitmek bid'at değildir tabii ki. Bunlar dinde olan şeyler. Namaz kılmak bid'at değildir, farzdır. Oruç tutmak
farzdır. Türbeden medet ummak. Arkadaşlar böyle bir şey mümkün değil. Yani türbelere bir şey bağlamak, dilek dilemek, işte havuzlara para atmak, işte ağaçlara ya da diyelim ki başka bir varlıklara kurban adamak. Bunlar batıldır. Yani bid'attir. Böyle bir şey dinde yeri yoktur. Sonuçta yardım isteyeceğimiz ve ibadet edeceğimiz yegane tek varlık kimdir? Allah'tır. Bunlar neye giriyor? İnsanı şirke düşüren davranışlardır. O yüzden E seçeneği bid'at olacak. Numaralanmış cümlelerden hangisinde örf ve adetlerimize dinin etkisine dair bir ifade yer almaz? Yeni doğan çocuğa isim konması tüm kültürlerde olduğu gibi Anadolu'da da önemsenen bir husustur. Bunu geçiyorum çünkü direkt yeni doğan çocuğa isim konulması dedi. Ülkemizde çocuklara en çok verilen adlar arasında Hazreti Peygamber ve onun soyundan gelen kimselerin isimleri yer almaktadır. Dinimizde etkisine değinmiştir. Geçiyoruz. Burada diyor ki sahabe isimlerinin tercih edilme oranı da hayli yüksektir. Bunu da eliyoruz. Dinin etkisi. Bunun yanında yeni doğan çocukların kulağına ezan okunması eliyorum. Bebeklikten cenazede okunan salaya kadar dinin kültürü olan etkilerini görmek mümkündür. Cenaze dedi, sala dedi. Bu da yine dinin kültürü olan etkisini etti. Ancak bakın bir seçeneğinde yeni doğan çocuğa isim konması dedi. Tüm kültürlerde olduğu gibi önemsenen bir husustur. Ama şey demedi ki dinin bir etkisinden söz etmedi değil mi? O yüzden bir olacak. Hangisinde yer almaz? Cevabımız A seçeneği bir olacak. Evet. Din toplumun birlik beraberliğini kuvvetlendiren en önemli unsurdur. Dinin yardımlaşma ve dayanışmayı öğütleyen hükümleri toplum hayatı için vazgeçilmezdir. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi dinin yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan hükümlerinden birisi değildir? Zekat ve kurban toplumsal birlik beraberliği güçlendirir. Allah'a dua etmek bireysel bir ibadettir. Sadaka vermek toplumsaldır. Şöyle T yazayım ve V yazalım. Cemaatle namaz kılmak toplumsal bir ibadettir. Ramazan orucu ve teravih bu da yine oruç duygusu insanın başkalarına yardım etme, empati yapma ve teravih cemaatle namaz kılma bunlar da insanın topluma karşı sorumluluklarını hatırlattığından dolayı dinin yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan hükümleridir. Ancak dua etmek, burada arkadaşlar A, burası B olacak. Şöyle düzeltelim şurayı. Evet. B. Bunu C olarak kabul edelim. D ve E olarak kabul edeceğiz. Evet, burada cevabımız B seçeneği Allah'a dua etmek ne olacak? Bireysel bir ibadettir. O yüzden yardımlaşma dayanışmaya dair bir hüküm değildir. Tarihi süreç içerisinde oluşan örf ve adetlerin ortaya çıkmasında pek çok faktör etkilidir. Din bu faktörlerin en önemlilerindendir. Bu nedenle kültürümüzdeki birçok uygulama dinden etkilenmiştir. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde dinin etkilediği uygulamalardan biri değildir? A. Festivaller, B. Kulağa ezan okumak, tabii ki bu dinin kültürümüzdeki etkisi. Sünnet törenleri, evet. Mevlid, evet. Cenaze merasimleri, evet. Ancak festivaller, bunlar dinin etkilediği uygulamalardan değil. Evet arkadaşlar, yazılı provamızın sonuna geldik. Ne yapıyoruz? Eğer ki anlamadığımız bir yer varsa tekrar oraya bakıyoruz. Ve diğer yazılı notlarımıza da bakmayı unutmuyoruz. Mutlaka o kitapçığı ediniyoruz. Diğer derslerimiz için de sınavdan aldığınız notları da lütfen bizimle paylaşın. Ben yorumların hepsini okuyorum ve çok mutlu oluyorum sizler için. Ödüllü sorumuzu da veriyorum. Bir kelimesinin anlamı nedir? Cevap kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.